Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün gene Çanakkale Biga'da bulunan çiftliğimizdeyiz. Daha önce sizlerle paylaşmıştım hatırlıyorsanız. Elçin Hanım'ın isteği üzerine böyle çiftliğimize hobi amaçlı kuzu almıştık. Elçin Hanım'a hediye olarak almıştım. Merinos ırkı bunlar. Bizim bölgemizde bolca bulunan Merinos ırkı kuzularımızı 3 aylık 5 aylık iken aldık. Bunlara içeride kapalı ortamda baktık. Kuzularımız büyüdü. Şimdi de içlerine koç katımı yaptık. Şu anda kuzularımız 12 aylık civarında. Bugün de onları buraya çıkardık. Bakın neşeyle koşuşuyorlar. Buralarda oynuyorlar. Çobanları da başında onları otlatıyor sözde. Buralarda geziniyor işte böyle. Kuzularını otlatıyor. Ben gidiyorum, onlar gidiyor ama olmaz. Hayvanların tok da ondan. Hayvanların tok. İçeride nasıl olsa yembeleş. Otlukları yonca dolu. Regras otu dolu. Buraya macera olsun diye, hava alma diye çıkıyorlar. Tabii canım. Onları eğitmen lazım o zaman. Sen oturacaksın bir kıyıda, kitabını okuyacaksın. Onlar da senin etrafında aynen gezinecekler. Bak şimdi elektriğe çarpıldı koç. Ömerim nereye? Böyle. Burada Elçin Hanım işte merakını gideriyor. Benim gözüme böyle yürüyen biftekler gibi gözüküyor bunlar. Maşallah. Ben bayağıdır görmemiştim onları böyle açık ortamda. Bayağı keyifleri yerine gelmişler. Evet. Sen oradan biraz kaç da. Böyle koçlarımızı da saldık içlerine. Artık bundan sonra koç alacaklar. Nasipse 5 ay sonra da kuzularımız olacak. Dediğim gibi bunu hobi amaçlı yapıyoruz. Çiftlikte sadece hayvanımız bulunsun diye, çeşit olsun diye yapıyoruz. Çiftlikte koyunumuz, kuzumuz yok dememek için Elçin Hanım'ın ısrarıyla aldığımız hayvanlar bunlar. Küçük baş işi benim işim değil çünkü. Biliyorsunuz daha önce de sizlerle Suffolk ırkını paylaşmıştım. Çok yakışıklılar. Suffolklara da çok meraklıyım. Onlardan da bir 3-5 tane, 10 tane burada çiftlikte bulunsun istiyorum. Bölgemizde çünkü az sayıda var. İnsanlar en güzellerini görsünler diye. O konuda da küçükbaş işinde de biliyorsunuz Afyon'da partnerimiz var. Yavuz Biçer arkadaşımız var. Küçükbaş işinle Yavuz arkadaşımız ilgileniyor. Onun da uzmanlık alanı küçükbaş. Benim hayvancılığa aslında ilk başlayış maceram 2007-2006 yıllarında küçükbaşla başlamıştı arkadaşlar. O zaman da bir 50-100 baş civarında küçük baş olarak koyun almıştım. Koyunculukla başlamıştım. Sonra kısa sürdü. Bir yıl çoban derdi yüzünden küçük başların hepsini hemen acil olarak elden çıkarmıştım. O günden bugüne de küçük baş hiçbir zaman hayatıma girmemişti. Bunlar şimdi gebe kalacak. Bakarsınız gebe kaldıktan sonra satabiliriz de isteyen arkadaşlara. Çünkü bunları da bölgedeki en elit sürüden aldım. Her şeyin kalitesine bakmak gibi bir hastalığımız var ya. Merinos'un da en kalitelisi, en güzeli olsun dedik çiftliğimizde. O sebepten ötürü en güzel örneklerinden almıştım o zaman.
Şimdi koçlarımız da çok yakışıklı maşallah. Şimdi burada imkanımız olduğu için böyle aklımdan geçen büyük başlarımızın yanına nasipse bir 10 tane de Suffolk getireceğim. Bir 10 tane de Île-de-France getireceğim. Türünün en iyilerinden, en safkanlarından. Yani buradaki küçük başçı arkadaşlara da onları göstermiş oluruz. Biz de merakımızı gidermiş oluruz. Hani kimisi çiftliğinde güvercin bakar, tavuk bakar, farklı şeyler bakar. Benim de bir de çoban köpeklerine olan ilgim olduğu için çoban köpeği yetiştiriciliği de yapıyorum çünkü. Özel merakım olarak alabay köpeklerim var. Hem onların böyle doğasına uygun bunların başında gezinsinler, etsinler vesaire diye. Hem de çiftliğimizde çeşit olsun diye burada baktığımız, ilgilendiğimiz hayvanlarımız olsun. Tabii ki hepsinde sorumluluğu farklı. İşte bakımları, aşıları, kırkımları. Bakalım edelim derken habire iş üstüne iş alıyoruz kendimize. Evet, zevkli işler arkadaşlar. Zevkli işler, insan stresini atıyor. Böyle bunların başında geliyor, dikiliyor, bakınıyor işte. Yeşillik, toprak, hayvanlar zaten doğamız gereği bizi kendine çekiyorlar. Kuzularının çobanı. Ama öğrencekler de. Evet. Bunlar Elçin Hanım'ın kuzuları arkadaşlar. Elçin Hanım ısrarıyla bunları çiftliğimize aldık. Bundan 5 ay önce aldık. O zaman aşağı yukarı 5-6 aylıklardı. Ama biz bir türlü fırsat bulup koyunlara, kuzulara dışarı çıkaramadık. Hep kapalı ortamda baktık. Hazır besledik. Çiftlikte yonca, regras otu bol olduğu için Elçin Hanım oradan hazırdan aldı aldı bastı önlerine. Aldı aldı bastı önlerine. Evet. 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 Tabii. Yem beleş olunca değil mi? Evet, yem beleş olunca bakın hayvanların da keyfi maşallah yerinde. Değil mi? Hayvanların tok çünkü. Sen onları buraya otlatmaya çıkarmışsın ama. Evet, senin kuzuların tok. Bunlar hazıra alışmışlar. Koparmaya değil. Sen bunları yarın bence buraya aç karnına çıkarman lazım. Sami abi öyle yapın siz. Tamam mı? Sabah bunları akşamdan hiç doyurmayın. Aynen. Sabahleyin buraya bunları aç karnayken bak gör nasıl çatır çatır otluyorlar. Diyorsun. Tabii. İyi bakalım. Öyle biliyorsun. Onlar doymadan evet. Biz doymayız. Aynen. Yaşta aldık. Elçin Hanım'ın ısrarıyla çiftliğimizde koyunlarımız kuzularımız da olsun dedi. Biz de ne yaptık? Gittik bölgedeki en güzel bir sürüden. Sürü sahibi de çok yakın arkadaşım olur. Kulakları çınlasın buradan. Merinos ırkı bakar kendisi. Merinos ırkının en güzellerinden kendi sürüsünün içerisinden kendine damızlık ayıracakmış gibi bize oradan bir 20 tane dişi kuzu vermişti. Biz de onları işte 5-6 aydır çiftlikte kapalı ortamda baktık. 15-20 gün önce de kırkımları gerçekleştirildi hayvanların. Bugün de koç katımı yaptık arkadaşlar. Kuzularımıza artık 12 aylık, 11 aylık olduğu için koç katımı yaptık. Bu koçlar kuzularımızı, şişeklerimizi daha doğrusu aşacak inşallah. Çiftleşecekler. Ondan sonra da Elçin Hanım'ın yeni kuzucukları olacak. Yeni bebekleri olacak. Tabii ben onları o arada satmazsam. Çünkü Elçin Hanım kuzulara hiç masraf etmiyor arkadaşlar. Hiç masrafı sıfır. Depodan yonca beleş. Regras otu beleş. Arpa ezmesi beleş. Tamam mı? Böyle hayvancılık yapmaya ne olacak? Gider sıfır. Tabii gider sıfır. Hiç sıfır maliyet. Burada bakın yaz otu tarlası da burada.
çiftliğin hemen bitişinde yazı tutarlası da var. Burasını geçende de sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Hani Elçin Hanım gene büyükbaşları otlatıyordu o gün burada. Büyükbaşlar burasını yiyip bitirdikten sonra tarlayı tekrardan suladık. Bu biçimde de bu defada da kuzulara ayırdık bu bölümü. Şimdi burada bu defa kuzular güzelce otlayacak. Burasını bitirecekler. O da işte 15-20 gün herhalde buralarda bu 20 tanecik hayvan oyalanır. Ondan sonra da hayvanların içeri çekip tarlanın kışlık hazırlığını yapacağız arkadaşlar. Kuzuları da maşallah güzel. Eti, butu hepsi yerinde maşallah. Evet. İnşallah bakalım. Vallahi yastık gibiler. Kaşakta bakılmışlar. Her şey beleş olunca maşallah. Bundan kuzularından alacağım senin paraları. Yeah. Satarım sana. Tabii. Satar mısın? Kuzuları bana satacakmış arkadaşlar Elçin Hanım. Kuzular doğunca bana satacakmış onları. Daha bundan öz sermaye katkı payını ödemedi kendisi bana. Evet maşallah. Maşallah hepsi çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben de dışarıda ilk defa gördüm. İçeride hep böyle küçük sanki büyümüyorlar gibi geliyordu gözüme. Hepsinin maşallahı var. Yastık gibi olmuşlar. Vallahi böyle bıngıl bıngıl et olmuş yerleri. Ya bunlardan birkaçını kesip yiyecek mi? Olmaz. Neden? Onlar koç aldılar. He, bunlar şimdi koç alanlar da var içinde. Buzay diyorum. Yarışmadaki bayan gibi oldu. Evet. Kuzuları sana satacağım. Doğal kuzuları. Altlarına baktık da Sami abiyle bayağı olmuş. İnşallah bakalım, inşallah. Şu da öyle. Hayırlısı bakalım. İnşallah. Şimdi 5 ay sonra bunları ben satmamış olursam kuzularını da göreceğiz inşallah. Ay. Az önce ben seni gördüm. Şuradaki sandalyeye oturmuşsun, kitap da okuyordun orada. Tabii böyle zevkli olmaz mı? Kuzular yanında dikiliyor. Yalnız dediğim gibi bak bunlar şu anda hiçbir şey yemiyorlar. Bunlar tok olduğu için öyle çöpleniyorlar sadece. Başlayacak yavaş. Çöpleniyorlar. Koçlar düşünüyor bayağı bir. Diğerleri başlıyor. Ama çok değil. Normalde şey yapmalar lazım. Evet. Götürürüz birazdan olmazsa. Dursun mu? Dursun. Evet arkadaşlar işte böyle küçük başlarımızı da bugün sizinle paylaşmak istedik. Bugün çiftlikte konumuz küçük başların, kuzuların buraya çayıra çıkarılmasıydı. Akşamdan beri bunun muhabbeti vardı. Kuzular yarın çayıra çıkacak, yarın çayıra çıkacak. Yani ülkenin gündemi gibi bizim de her gün bir gündemimiz var. Kuzular çayıra çıkacak. Kim bilir ne olacak sanki. Tamam mı? Hadi çıktı kuzular. Gözün aydın Elçin Hanım. Kuzular çayıra çıktı. Hadi gözün aydın. Selametle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.